Thank you.
Olsun, keşke iyi çıksa. Aldım ağzıma ama kalmamış. Dede ne yapıyor dede? Dede açılıyor orada. Nasıl, adamlar yok mu bugün? Yok. Bir şey de yiyor. Sana. Din din din. Bir şey de yiyor. Dede nasılsın dede? Gittim mi çaycı babaya? Gittik. Nasıl gitti? İyi abi, Aziz amca götürdü işte Aziz. Sağ olsun, var olsun. Biz ziyaret ettik. Kimse yoktu. Pazar günü tabii. De birkaç kişi de olsa onlara da sorduk. Fazla bilmiyorlar tabii. Siz uğradınız herhalde oraya. Ya biz gittik oraya. Mezarlığın içindeki türbe değil mi? O 1500 evvel, yıl evvelinden kalma bir Bektaşi dergahıymış. Öyle mi? Tabii, tabii de o yüzden gittik. Bir nişane var mı, mezar taşı var mı, bir tarih, bir şey? Yok tabii, orada büyük, görmüşsünüzdür, büyük büyük mezar taşları var, değişik ya, değişik. Büyük mezar taşları var. Nereden kaldı? Ne zamandan? Değişik yani. Hiç üzerinde de eski yazı yok. Ay, yıldız gibi, alem gibi, sancakların başında olan, bayrakların başında olan bir şekiller var ama belki de başka bir şeydir, bilemiyoruz. Nasıl geçiriyorsun bu sene günleri? Yine de ektin değil mi bu inşaata rağmen? Karşıyı mı ektin? Oraya ektik, oraya da az ektik. Az ektiniz değil mi? Buraya bakalım, burada da bir parça ektik ya. İyi yeri duruyor tabii. En iyi yeriz buraydı değil mi? Evet. Geldim buraya çıkalım. Hayırlısı. Hayırlısı. Bugün çalışmıyor mu işçiler? Yok, bugün orada çalışıyorlar. Beton mu döküyorlar orada? Beton döküyorlar. Yarın burada çalışacağım. Yarın burada. Kaç yaşında oldun şimdi? Senden daha önce görüştük ama yaşın kaç dede? 84 bitiyor. 84 bitiyor. Evet. Maşallah, bravo. Köyün en yaşlılarından birisin. 1339'luymuş de. Hesap et kaç yaşında bilmiyorum. 1339. 1339.
hatırlayabildiğin kadarıyla ne kadar insan gelip geçti buradan değil mi? Ahmet Çavuş'u hatırlayayım. Şu bacağına sarık sarardı. Şeyde geçmişlerden. Bacağı açık yine hele köyün içinde gezerdi. Çocuklara şeker dağıdı. Şeker, çocuklara şeker dağıdı. Derdi ki ben oğluma vereceğim, bir kel kız alacağım, gözü kor olacak, ayağı topal olacak. İşte öyle o şey derdi. Esprili konuşurdu yani, evet, öyle mi? Tabii. Gelmiş geçmiş işte. Biz Karabuğu'ya gittik idi. Geri geldik ki ölmüş. Ahmet Çavuş. Kadın ölmüş işte. Yani tası gibi kadın ölmüş. Dışarıda adam bekleme yok ya, ilerden istese alacağız olsun. Oraya gömüp gidiyorlar. Bak, Garibedeyn'in karısı Karayser'de öldü, Karayser'e gömmüşler. Öyle işte. Dünya işine alacak. Neşe adamlar geldi geçti ki senin deden orada bir koruyucuk vardı İsyan'da. Büyük bir koruyucuk, ortamaca. Oraya çıkardı, kitabı alırdı eline, bir paltosu vardı, yerdi orada, akşama kadar okurdu. Kitap okurdu, Şükrü Dede. He, Şükrü Dede, kitap okurdu. Başka kimler vardı Şükrü Dede'nin dışında? Benim çok. Hepsi de vardı. Senin sevdiğin, arkadaşlık yaptığın kimler vardı senin yaşıtın olarak? Benim yaşıtım olarak Firdel vardı, Keleş vardı, Döndün'ün oğlu vardı. Hangi birini sayacaksın? Hatıraların vardır, anıların. Onlarla çalıştın, dışarıda da çalıştın mı? Bu köydeki yaşantılar nasıldı mesela? Dışarıda Adana'da çalıştık. Adana'da 3 sene çalıştık Hasan'la, o Güstün'ün Hasan'ı vardı. Ondan beraber 3 sene çalıştık. Sen meydan babalığı da yapıyordun. Hüseyin Dede'yi hatırlıyorsun. Hüseyin Şık. O Hüseyin Şık'ı hatırlıyorum ya. Gelirdi bize gelirdi. Doğru bize gelirdi. Biz de otururduk, kalkardık, yerdi, içerdi. Cem cumaat ederdi. Biraz anlat bakalım bu Cem olayı burada nasıl oluyordu? Yani Dede Hüseyin Şık Kırıntı Köyü'nde. Kırıntı Köyü de buraya yakın. Onu millet istiyor muydu, çağırıyor muydu, kendiliğinden belli bir zamanda mı geliyordu? Çağırıyordular ama işte köy işi, kimisi nalına vuruyordu, kimisi mıkırına vuruyordu, kimisi iyiydi, kimisi kötü değildi. Halbuki iyi olmaz mı, bu dünyaya hüküm verir adam. O kadar şey adam. Saz da çalabiliyordu. Peki nasıl oluyordu diyelim buradan? Gittiler, çağırdılar, geldi. İlk önce Şıhlılar denen, Günelliler denen eve geliyordu, öyle mi? Birisi çağırırdı. Şıhlılardan Deligiller çağırırdı ilkin. İlkin Deligiller çağırırdı. Deligiller çağırırdı. Ondan sonra köy çağırmaya başlardı işte. Görene geleymiş işte. İlkin Şıhlılardan başlıyor ya. Deligiller eve büyük idi. Hep orada şey yaptılar. Gemi yapardılar. Peki kurban kesiyorlar mı ilk başta? O kurban kesildi ve kesmez mi? O zaman kurban vardı. Kurbanı tığlardı o şeyle. Hiçbir çiğnem almadan tığlardılar öyle. Dedenin önüne koydular. Dede takvim ederdi. Onu diderdi, ederdi, ederdi. Tabii alamanları vardı. Dağıdım deyin, dağıdırdılar onlar. İlk çağırdığınız zaman ortak bir kurban mı? İlk çağırdığım zaman köy kurbanı keserdiler ileride. Ortak yani? Ortak, köy kurbanı. Köy keserdiler. Mesela o malı parayı birleştirerek mi alırlardı, zengin olan mı biri verirdi, nasıl ortak alırlardı? Herkes katkıda bulunur muydu köyde? İsteyen bulunurdu ya. İsteyen bulunurdu, istemeyen de bulunmazdı. Mesela 10 kişi olsa eskiden mal çoğdu, ucuzdu. Böyle mal değildi.
Ama para da yoktu ama mal da ucuzdu. Görgü kurbanı keserdiler. Görülürdüler, sorulurdular. Bir hafta, iki hafta görülmeye uğraşırdılar. Mesela ilk önce büyük kurban kesiliyor. Ondan sonra şıhlılar, deligiller, ceme başlıyor. Ondan sonra köylü. Köylüler başlıyor. Köylüler çağırdığı zaman, köylülerin evine gidildiği zaman herhangi bir insan kurban keser miydi? İster, isteğe mi bağlıydı yoksa mecbur muydu? İsteğe bağlıydı. Mecbur değildi. Mecbur değil. Mesela dedeyi çağırdı bir aile, bir sülale. Dedenin karşısında o ev halkı ayağa kalkar mıydı? Onu görür mü? Oo, ayağa kalma. İşte onlar dedeyi işi peygamber gibi görürdüler eskiden. Nasıl olurdu? Mesela bir cemi nasıl hatırlıyorsunuz? Bir cem olacağı zaman nasıl olurdu? Mesela sabahtan dede geldi, çağrıldı Günellilere. Ondan sonra anlatın bakalım nasıl oluyor cem? Cem kim çağırırsa onda, dede ondaydı. Kim çağırırsa. O gece kim de mesela garibeyin hakkısında. Onda yer içerdiler. O cemeğini o donaldırdı. O hizmet ederdi. Ondan sonra sırayla neyle giderdi işte. Ne bileyim. Hürmet şey çoğudu o zaman. Sabah şimdi duaları var. Sabah duaları var. Akşam duası var. Her şey var. Sabah duası var. Neyse bir tanesi dua ediyor. Daha anca doğuyor güneş. Doğmadı bile göz güne vuruyor. Karaburga seni ayan. İşte öyle çok. Bu halilerdeydi. Zikrediyorlar. He, zikrediyor. Öyle. Peki diyelim ki bir cemaat toplanacak. İlk önce cuma akşamları lokma sona bırakılıyor. O zaman lokma toplanıyor, dediye şey toplanıyor, para toplanıyor. Cuma akşamları öyleydi. Peki diğer günler mesela normalde dede geldiği zaman bir ay kalıyor. Herkesin görgüsünü görüyor, soruyor. Bir cemaat bir buçuk ay kalıyor. Peki. Herkesin görgüsünü görüyor. Şimdi diyelim ki görülmeyen de görülmüyor. Bazı da inatlaşan da var. Hiç görülmüyor. Hiç görülmüyor. Hiç. Onlar nasıl oluyor onlar? Ne geleceğime ne de görülmüyor. Onlara ceza kesiyor mu onların aleyhinde? Ceza gelmiyor ki ceza. Sitem kesiyor. Sitem. Ceza değil ya sitem kesiyor. O gelmiyor. Gelse. Gelmediği zaman ona bir şey. Peyk yolluyor. Peyk. Üç tane peyk yollar. Gel. Üç gün peyk yollar. Gelmediğin daha bırakır yakasın. Dede peyk yollar. Ya beni yollar, ya seni yollar. Kudüs'e kelam yollar peyk yollar. Peki ne diyor? Mesela bu adam köylülerce iyi karşılanmaz herhalde. Ceme gelmiyor diye. Nasıl karşılanır? Ceme gelmiyor değil. Malını şeye katmazdır. Eskiden. Mala katmazdır. Peki niye gelmiyor mesela herhangi? İnatlaşmış falan cinan dövüşmüş. Barışmamak için gelmiyor. Barışmamak için gelmişti. Gelse mecburen barışacak çünkü. Gelse barışacak. Mecbur çünkü. İyile. Ama gelmiyor. İlk önce dede onu mu soruyor? Küskün, dargın var mı diye? Tabii. İlk gün soruyor. Düşkün, şey var mı? Hepsini soruyor. Düşkün var mı? Müşkül var mı? Oradaki büyükler, Aziz Hoca, Hamidonbaşı, Garibey Dayı, onlar köşenin başında sararlılar, otururlar. Onlara sorardılar. İşte düşkün var mı? Şaşkın var mı? Düşkün var mı? Düşkünü var mı? Şaşkın var mı işte? O biri gelir, biri de gelmiyor. O gelen gelip seyredip edip gidiyor. Ama görülmüyor hiç. O eşi darızı gelmiyor ya. Mesela o geliyor, bir tanesi geliyor. Oturuyor. Görülme yok. Hizmet görme yok. Şey etme yok. Öyle işte. Peki şimdi o demek ki bazı insanlara danışıyorlar, yaşlı bilgili insanlara. Dede danışıyor değil mi? Tabii. Onlara peki
müsaiplik önemli. Kurban kesiliyor değil mi? Tabii kurban sığırı müsaiplik. Müsaiplikte mecbur. Mecburum. Onlar halkanın herhalde önüne oturuyorlar. Tabii o kurbanı kesenler halkaya oturuyor. Peki. Ceme, bekar, genç, yaşlı herkes gelebiliyor muydu Ceme? Herkes geliyordu. Ambarlar vardı. Ambarların üstüne doluydular gençler. Ambarların üstünde oturuyordular. İşte baba da elinde uzun bir masta, asa, masta değil asa. Sus onları. Yani bir baba deniyor burada, 12 hizmetten biri baba, gözcü. He, gözcü baba. Gözcü baba deniyor değil mi? He, öyle. Diğerleri de var, sakacı var, süpürgeci var, var onlar, kapıcılar var. Onlar, 12 hizmeti yeri dururken onlar geliyorlar aslında, süreyle geliyorlar. Peki onlar dualarını kendileri mi veriyor, dede mi veriyor? Kendileri veriyor da dede Allah Allah diye kaldırıyor. Kaldırıyor. Evet. Mesela nasıl başlıyor? Bir gözünüzde canlandırın. Bizim bu yörenin Yeniköy'deki, Kırıntı'daki bir cem. Cemaat geliyor, dedenin yanına en yaşlılar mı oturuyor? Dedenin köşenin başına oturuyor en yaşlılar. En yaşlılar. Sonra müsaipler mi oturuyor? Nasıl oluyor? Ondan sonra müsaipler bir halka dolanır, müsaipler halkaya oturur, müsaipsizler geriye oturur. Daha geride oturuyorlar. Daha onların arkasında oturur. Sonra ne oluyor? Sonra 12 hizmet yeridir. 12 hizmet sahipleri mi geliyor? 12 babalar mı geliyor sonra meydana? İşte o duaları bilenler geliyorlar. Mesela süpürgeci Salman, onu diyecek, sucu geliyor, sakacı. Ne bileyim, her şey gelir. Peki ilk önce hangisi geliyor? He? Gözcü baba mı geliyor, süpürgeci mi geliyor meydana? İlk önce kim geliyor mesela? İlk önce dede zaten gelmiş, yerini almış ya mı? Dede sonradan mı geliyor? Dede köşede döşenlisinde oturuyor. İlk önce meydana kim geliyor? Hangi baba geliyor? Yani ilk önce meydana baba gelir sırf. Gözcü baba. Gözcü baba bu şeylik yapıyor ya, babalık. O gelir, o işte babalık yaptı, söyler. Ondan sonra... Dede mesela ona bir şey mi söylüyor? Baba gel işte hizmetini yap mı diyor? Onu mu? Hizmetçiler hazırlasın diye geldi. Baba hizmetini gördü. O da geldi, duasını biliyor zaten. Biz... Bacılar geliyor, üç bacıyı kırıyor, kırlar meydanında süpürgeci. Süpürgeci Salman, Yuhulsun, Mervan. Bunları okuyorlar. Dede de dua şeyini yapıyor, duasını yapıyor. Gidiyorlar. Sonra? Sonra el suyu gelir. Herkesin eli yıkanır mı? El suyu gelir. Bir baba kalkar, bir de bacı kalkar. Bacı su döker, şey, baba su döker, bacı da ellerini mendilinle beraber şöyle siler, halkayı dolandırır, öyle olur. Sonra böyle hepsi tamamlanıyor, sonra ne olur? Kur'an mı okunuyor, saz mı çalınıyor, ne oluyor? Sonra saz çalınıyor, işte Kur'an okunuyor, tarikattan söylüyor. 12 hizmete başlıyor, işte öyle. Peki her şeyden önce küskün dargın soruluyor değil mi? Tabii. Bunlara başlamadan önce. Küskün dargın varsa gelsin ortalığa diyor. Kimisi de ikisi bir oluyor, geliyor ortalığa. Ortalığa geliyor, bunlara o büyükler var orada, bunlara sistem kesiyor. İşte 5 kilo elma vereceksin, 2 kilo elma vereceksin. Yahut 3 kilo elma vereceksin, deyin sistem kesiyor. Yahut daha ağırsa cezalarını, para cezası kesin, şeyi, sistemini, para sitesi, para şeyi kesin, iyi de oluyor. Daha ağır ceza verildi mi hiç bizim? Yani ağır cezalar oluyor muydu? Oluyor, olmaz mı? Öküzün tekini bile kestiriyorlar. Ne gibi kabahat işlerse yapılıyor mesela, mesela ağır kabahatler? Mesela, küfür söylemek gibi değil de bazı pis işler yapılıyor. İşte, gayri ahlaki, gayri kötü şeyler olunca ağır ceza veriliyor. Ceza ne? Sitem. Sitem deniyor da aslında cezalandırılıyoruz sitem. Tabii, tabii.
Peki başka mesela, başka ceza köyden sürgün etme, malını malına katmama, konuşmama? Oluyor. Ya da oluyor. Bir hakaret yok değil mi? Yani adama bir dövme mövme diye bir şey yok. Yok, dövme yok. Boynundan su asarlar. Boynundan helk ile su asıyorlar. Su asarlar, cezası. Oldu mu bu köyde? Oldu. Ne kadar mesela boynundan suyu asıyorlar, ne kadar kalıyor o? Yani bir helkiye dolduruyorlar, yani 10 dakika, 15 dakika kalıyor işte. Boynunda kalıyor helkiyle. Evet, boynunda kalıyor. Bu bir sitem, bu bir ceza. O bir işte şey, sitem. Sitem bittikten sonra şey yapmış. Peki lokmalar toplandığı zaman cemden sonra mı dağılıyor lokmalar? Cem dağılırken dağılır. Herkese lokma dağıtıyor. Herkes lokmasını alsın, sonra dağılsın derler. Herkes lokmasını alır. Zaten herkes getiriyor lokmayı. Ama herkes getiriyor ama dağıtılıyor, evet, başkasına. Dağıtılıyor. Birinin malı kendine verilmiyor. Yok. Parçalanıyor da. Kurban kesildiği zaman mesela müsahiplik kurbanı, o da cemden sonra mı dağıtılıyor? Bakın hatırlayın, müsahip olduğu insanlar, onun kurbanının eti cem bittikten sonra mı dağılıyor? Cemden önce mi, cem sırasında mı? Cem bittikten sonra dağılıyor. Cem bittikten sonra dağılıyor. Herkes kurbanını alsın, payını alsın, yesin, geçsin diyorlar işte. Peki bir de diyelim ki cem bitti. Bu ondan sonra sohbet olabiliyor. İsteyen saz çalıyor. Oturan duran olur. Oturan duran, kovusuz, kuybetsizlerine giden sağ yastır, selamet lazım. Böyle dendirin, tamam. Sonra sohbet olabiliyor meraklılar, tabii, değil mi? Tabii. Dedeyle sohbet ediyorlar. O zaman ediyorlar, dedeyle sohbet ediyorlar. Yarım saat o kim çağırıyorsa çay kaynadı, getirir, içirler. Saz çalınıyor muydu? Saz çalınmaz mı? Peki ne sohbetler olur mesela cemlerde? Cem'e ait sohbetler olur. Dede mesela, Hüseyin dede cem esnasında konuşurdu tabii. İnsanlara bir şey naklederdi değil mi? Tabii ederdi. Neler konuşurdu mesela? Ne bileyim artık. Dini konular mı, toplum mesela, bu sosyal konular konuşulur mu? Su sorunu, dağ sorunu, tarla sorunu, birbirinizle uyun, şöyle yapın ama. Konuşulur. O çoğunca o su meselesinden şey derdiler. Birbirinize sahip olun, saygılı olun. Sistem onun için verirler. Birbirinin hakkını ihlal ediyorlar. O yüzden evet. Sitem çok oluyor o yüzden. Peki dini konular olur muydu? Anlatır mıydı mesela dede? Hazreti Ali şöyleydi, peygamber böyle yaptıydı zamanında. Çok anlatır. Çok. Dini konular çok anlatır. Ne gibi anlatır mesela? Yatırlayamıyorum ki. Ne bileyim. Dini konular anlatır işte. Uzun mu tutardı? Mesela yarım saat, bir saat konuşur muydu? Konuşmazdı. Bir saat. Yarım saat konuşurdu. Ya, yarım saat, 15 dakika, 20 dakika olurdu işte. Peki diyelim ki cem bitti, duran, oturan verildikten sonra artık sohbette değişik soru soran olur muydu dedeye? Mesela ya, gelip şu şöyle mi, bu böyle mi dede diyor muydu? Oradan şey bilenler giderler ki dedeye, felancadan şöyle yaptı, böyle yaptı, onu sorulacak dedi. Peki bizim bu yörelerde, bu bölgelerde, Şiran bölgesinde Hızır orucu var mesela. Hızır orucu bilinir mi? Hızır günleri, Hızır. Biz tutan tutardı. Tutar mıydı? Tutardı. Bilir miydi yani? Bilirdi. Hızır orucu diyeyim, tutan tutardı. Ne zaman mesela, zaman olarak? Bilmiyorum işte. Hızır orucu ne zaman gelir? Yani burada belli bir zamanda mı tutulurdu ya da tutanlar vardı diyorsunuz? Vardı ya. Hızır'ı bilenler vardı. Tabii. Hızır'ı bilmeyin. Şimdi niye böyle dağıldı, gitti her şey Hisar şimdi üstünde? Şimdi bitti, her şey bitti. Daha cem yok, cemaat yok. Sen, ben yok. Hiç kimse kimseyi tanımayı. Eskiden karı boşalınırsa ondan kimse konuşmazdı. Hiç kimse konuşmazdı. Malını bile katmazdılar. Şimdi dedi ki, şimdi yer
Ardından sürme. Ardından sürme. Herkes boşaldı şimdi kim kime. Kim kime dumduma. İşte. Oldu, gel bakalım şunlar ne konuşuyor? Şunlarla senin ya, en azından yaşında olanlar var. Onlar ne anlatıyor? Cem soruyorum. Cemaat. Cem, oğlum daha öğümüzde delilimiz yok kurbanlar oğlum. Ha bildiğimiz civaz imamları bile unuttuk. Niye ne diyorsun? Her gece cuma akşamı sürmüyor musun? Sürürüm hemen. Getirebiliyor musun çoğunu da? Niye? Getiremiyorsun işte. Getiremiyorsun. Ne de dedeler de gitti, derüşler de gitti, he de gitti, biri de gitti, gitti de gitti oğlum. Allah ömürleri uzun eylesin. Ne Hüseyin de? Dede varmış. Hüseyin dede. Hüseyin Şık. Ha, Hüseyin Şık. Bizi Umi sahip etti işte hidiyatına. Kızım tıvladı. Ha, hidiyatına bizi Umi sahip etti. Bizi de delilimiz de şeydi. Ama Hasan Beylerin evinde bizi mi sahip ettiler? Biz durduk. Ha bu Pakistan'ın kaynatasının adı neydi? Cücümalı. Cücümalı da evimizde delilirdi. Bizi hidiyatına müsahip etti. Sevgili. Seher duraydı da yalnız olaydı. Serben Zerkar'ı sevdi. Bu tanıyor musun Seher'i? Tanımaz ya. Ne tanıyoruz bak Seher'i ne tanıyoruz? Hidiyat'ın karısını. Tanıyorum. Tanımaz mı kız? O adı şey değil diyorum ama. Ne diyeceğim? Kurban olduğum Allah iman, Kur'an paylığı versin bize. Biz bundan sonra yaş, ha şu güneş nasıl açıp gidiyor ya, biz badal badal inirdik. Şimdi o olacağı varır da, şimdi eskilerden konuşuyoruz bak. Dede anlattı. Ne anlattı dede? Cem'i cemaati anlattı. Eskilerden gel bir cümbüş anladım. Ha, anlat bakalım. Kimleri tanıdınız? Nasıl oldu? Ha, bu Bağda var Kırıntı'da. Bağda. Bu halasının oğlanı Şanlıydı şeye. Celal, onun adı neydi? Cemal. Cemal. Ha, Aziz kocalarıydı. Ha, bu... Hacarların babası. Hacarların babası. Şimdi bu nişanlıydı. Cem'den nereden geldi? Hadi tamam. Öyle. Şimdi bunu gitmişler, yayladan tutmuş almış gelmişler. Nişanlı ya, nişanlısı. Ha bu Hayri, biri daha, üç kişi. O şeyin Cemal'ın babası Kadir vardı, Keleşler'in babası. Geldi kapıyı kesti. Kadir hedefe gel hedefe. Kadir kızı ver, hedefe gel hedefe. Fatih, yavrum bak. Hatır vardı, göğül vardı o zaman. Kimsenin hatırı yıkılmasın dedik. Ve Kadir hedefe geldi ya gene. Çek tefe tabancayı elinden tutar. Götüne, götüne çek, koy ver geç. Büyük vardı, küçük vardı. Ufatı. Bize neler ettiler. Ha, Beyteşkilere neler etti ha, Aziz. Ya, dövüşten anlattı. Dövüşten anlattı. Dedi cenden anlattı. 12 mandan, 12 mandan. Anacığım, 12 mandanı da kurban olur. Dede vardı, dermiş vardı. Neyle diyeceksin? Ha o cemaate hep sakallılar otururdu. Şimdi Aslan Bey'den gayrı daha sakallı yok. Dedeler de gitti, dermiş de gitti. Halka vardı, halka, halka. Kurban olduğum Allah. Şey oturamaz dersin. Halkaya... Müsaadsiz. Olmayan halkaya oturamaz. Oturamazdı, lokma yiyemezdi. Lokma, ha kurban kesilirdi. Lokmadan ye. Haram dedi dede, ister ye, ister yeme. O haram senin. Şey bak, ha o şey. O haram. Ha bu Kuraman Emine'yi kapıya attı da şeye gitti, eskere gitti. Oradan buradan anlatma, kendin anlat. Mehmet dayı, eylem gelirim daha. O ha o teke Mehmet'i eskerden Kuraman gelip de Emine'yi alamayacak halkayı tutturmadı dediler. Sen kızın evde. Eve koydun hani, o bıraktı gitti mi? Yine suçlu babası değil de suçlu tekenme yine suçluğuna yürüdü. Neydi? O zamanların berinde öyleydi ya. Kimler vardı başka? Hangi dede? Hüseyin dede var, İbrahim, İsmail. Bunlar daha beri ki, o ileriki
Şeydi, Beyye'den de gelirdiler hemen. Gelirdi Salih Efendi vardı. Gelirdi Salih Efendi demiş ki, babandan işittim. Çalda dedeli gitmiş. Bizim köyde de bir kırgınlık varmış. Gittim dedi, aldım geldim dedi. Gelirdi Salih Efendi dedi çaldan. Getirdim bir hafta durdu dedi. Görgü yok, sorgu yok dedi. Kimse dedi çağırmıyor. Bir haftadan sonra dedi, bizim Şerif Ağa dedi, Deldurmuş'un babası aldı geldi dedi. Bu gece yattı, sabahtan kırıntılar peşine geldi, peşine geldi. Demiş ki o Celili Salih Efendi, bak demiş, Süleyman Dayı'ya, sabaha kadar ibadet etsez, icra eylesez demiş, sabaha kadar başınızı yere vursaz, camada cumayı kılmadıktan sonra demiş, kabul olmaz demiş. Camada demiş, cuma günü namaz kılınacak demiş. Kılınacak. Eskiden gidiydiler. Eskiden babamla. Babamlar işte demiş ki kırıntılara. Bizim dedeye demiş şey değilsin demiş. On tane dede öldü demiş. Niye siz üstünü yaptırmadınız demiş. Babam değil. Sizin dedelerden. Bir babam çıktı işte birden geçti gitti zavallı. Nasıldı yani onlar nasıldı, ne şekildeydi? Bizim için iyiydiler. Allah'ın divanında Allah bilir. Bizim için iyiydiler. Dedim ki babam çıka. Dede bir kuda dolandık, boşa yorulduk. Dedi ki hep iyiydi. Bacı hep iyiydi. İyiydiler. Nasihatları dinlenildi. Cem uyudu. Şimdi yalkam olsa... Dedeler Cem'de sohbet ederdi. Neler anlatırdılar? Ne konuşurdular? Neler konuşurdular? Saza vururdular ki dangır. Huzuruya girdin mi insan bir tövcün olurdu. Meydan açıktın mı? Şey var idi. Abi Hürmüz'ün kocası var idi İbrahim. Bu bek şey babaydı. Gene geldi de ortada dikildi. Konuşanın kafasına tık diye yapıştırdı. Konuşanın kafasına. Şey ya İbrahim ya. İbrahim ha bu. O da Cafer Dayı'da. İbrahim dikeden başımda taç. Senin ya. Miydi ben de diyeceğim birinin tacı alacağım. Başımda taç, ben konuşmadım ya. Ben öyle konuşmam öyle, deri benzer var. Ardımda dır bir iki karı konuşuyor. Benim de başımda taç vardı ya. Deyine şah deyin tacın üstüne vur dedi şangır. Ben de utandım. Öyle dediler ki bu konuşmuş. İbrahim dedim, beni bak babacığım ben konuşmadım. Sen benim başıma vurdun, buradakiler hep tacın cüngürtüsüne baktılar. Ben de utandım dedim. Dedi ki bilemedim. Abi yeter'e vurdu, yeter'e vurdu. Bizim İrbağım arız da. Döndüm İrbağım'ı dediğine bana. Dedi ki halkaya gittim ütkene. Eşkol ötkenlere, rahmet gerçeklere, al et yediğine. İrbağım tıkana gelene dedi. İrbağım da, İrbağım şişsiz aziydi. Kur'an'da bir şeyde ben içimden yıktım. Hakkı dedi ki, ha geldim deseler dedi, saat tutuyor dedi. Hemen dünya niye gittiler dünya? Bıraktılar mı geldi? Başında olsun da ben gitmiyorum, acelesine yok derim. Gitsen de işte bir erkek hakkı götürme dedi. Kasabaya gidiyken arabanın yanına gelen yoktu. Öyle ya. Ben dünya dedim ki, ha bunlar hep gitmişti. Bu cenaze dedim, eğer bir gece çıktıysa zaten Ankara'dan bir çıkıyoruz ne kadar İstanbul'dan uzak. Geliriz sabahına. Saat 12'de çıkmışlar İstanbul'dan. Daha hava adam gelir mi? Şeyde de... Yine gelmiş de şeydeler. Burada Karayser'de o kızının ayağı uçakta gelirken bir yer varmış. Buraya basmış ayağı tutmuş. Karayser'e gelmişler durmuşuna daha da dayanamamış. Buradan götürebilirsiniz. Kapkara kedi.
Anlat bakalım. Hiç anlatmıyorsun. Anlatayım sen evlen. Ha, işte, birinci şartım bu. İkinci? Dur az evlen. Başka? Evlen, evul, barkul, anam, baban da üzme. Bunlar düzülüyor koçum sen evlenmedikçe. Daha kardeşin yok, bir şey yok ki. Diye ki öteki uçaklarımı everim, alım satım da. Bunlar da, bu da böyle gelsin. Daha ne var ne yok. Aslan'a neydi? Onu hanımından sonra ben ne bileyim ben İstanbul'dayım. İstanbul'da kimi görüyorsun lan? Kızıyı da görüyorum, herkesi de görüyorum. Görüyor musun? Niye görmüyorum? Kayseri'de, Kanada, buralarda. Zeki'de görüyorsun. Ha, sen söyle bakayım evlen. Ne oluyor, evlenenler ne yapıyor? Ulan koçum sen akıllı başlısın, evlensen niye? Ev olursun, bak olursun. Ha bunlar üzmesin ha bunlar. Ne üzülecekler ya? Üzülmüyor musun bu sabah evlenmek için? Cevabının öğretmen var benim. Kaç yaşındasın? 75 yaşındayım. Yaşım 76'm geçmiş. Cemlere giriyor muydun? Cemlere, cem. Gideydim. Duadım amlardan soruydu, nelerden soruydu. Nasıldı cemler? Anlat bakalım. Ne? Cemlere anlat. Eski cemler nasıldı burada? Nasıl oluyordu? Kimler geliyordu? Hangi dedeler vardı? İrfan Şık vardı. Büyük dede vardı biz varken Navruz'un ayı hangisini şey? Eseyin Şık vardı. Samak ederdiler, kızlar samayı ederdiler, karılar samaya çıkardılar. Dil lazımam söylerdiler. Söyle hele bir dil lazımam var, sen biliyorsun. Söylüyor mu? Tabii söyle. Her sabah çıkar bakarım, Fırsat Bahçası'nda dürdümün atının alını gördüm. Dür dağında, yayılır cennet bağında, yakasıyan Nur dağında ben Hazret Ali'yi gördüm. Arabım der dağa gider, elin dağa deve gider, kırlarına söhbet eder. Ben Hazret Ali'yi gördüm. Yüce da başı çizgindi, kulüvet gider gelir küs günlük. Erenlerden, evliyalardan üstün bir Hazret Ali'yi gördük. Yüce da başında duran, 40 yıllık Feranay'ı öğren, Eyber Kalesi'nin kilidini kılan Hazret Ali'yi gördük. Söylerdiler, vazmam söylerdiler. Başka neler söylerdiler? Evvel evveline, evvel yoluna, evvel ashabı samah eylesin, tövsün günahını samah eylesin. Neler söyledin? Hani devam et, söyle. Evvel evveline, evvel. Ula daha ne söylüyorsun? Ne söyledin ki? Yarısını söyledin, yarısı duruyor. Ne söyleyeyim yavrum? Divazım al şunu. Söyle. He? Sen ne biliyorsun? Sırasıyla söyle işte hepsini. Nasıl olsa ezberlediniz 2-3 tane en az. Dur şimdi. Sizin kiminler kapıcı olurdu koçum. Gezer yerirdiler. İçeridekiler cuma akşamları yükü çekerdiler. Çet ederdiler, pahacı ederdiler, kavurulmaz ederdiler. Değil mi Navruz? Her bir şey. Elma götürürdüler. Neler olurdu neler geçerdi. Şimdi hep yedi, terbiyesi. Mesela nasıl cem olacağı zaman bunu duyururlar mıydı? Kim söylerdi? Gece çağırırdılar. Sen abi köyü çağırırsın, bir önde de bizde. Sen alacaksın. Yarın bu çağırdı. Dede deli gülün ocağına getirirdiler. Dede kızıyım da ha, Navruz'a. Dede deli gülün ocağına getirirdiler. Oradan oraya konardı, kızlar şeye, kurban açardılar. Kurban keserdiler. Kimisi gücü yeten ikişer gece çağırırdı. Gücü yetmeyen birer gece çağırırdı. Ama köyden hepsi de çağırırdı. Deli Gül'ün evinde derdiler. Siraz bacım çok çina çekti. Büyük evlerdi derdiler. Biz de derdik. Çağırırdık. Herkes müsahibi olan kardeşimle ettim ben müsahibi Asim'in. Kurbanını kestik. Müsahibi olan. Ondan sonra hep bacılar birbirlerine. Kardeşimden derdiler olmaz dediler. Değil mi? Oldu. Danıştık. Benim de müsahibim senin Halit dayınıdı. Müştebez. Müsahibi de gününü. Nasıl yürüttünüz? Sen en güzeldi. Ya bu geçen sene yine dede ölmeden geldi. Mükteber dedi ki İrbağım dede dedi İrbağım Şıkha. Gel bize dedi bir dedi yine dedi müsaade duası. Eyle dedi. Gitti Halit dayınların evine. Mükteber kayseri kaynattı. Aynaya habeyler Navruz ayaklarımızı birbirinin üstüne koyduk. Karşısında durduk bize dua etti. İbrahim dedenin sağlığında öyle mi? Ha, dedi ki ölürsen de dedi bundan gidin dedi. O sene bu kış burada samah etmişler, cem etmişler. Ölmeden bir sene önce. Ölürsen de. İrham Şık'ın ölmeden bir sene önce burada samah etmişler. Burada mı? Bu köyde mi? Ha, Asmanların evinde.
İriteyin hava sarıldı. Bir sene önce, ölmeden önce. Ölmeden önce. O da gelmiş de buralarda geziydi ya. Müteberdin gel daha dedi ki gel de buraya sana bir şey edin dedi. Dedi ki ne diyeceksin dedi. Dedi ki bu çebemle bize dedi bir dedi dede dedi. Bir dedi. Satan görgü görülmez. Bir saat duvası et dedi. Aha ölürük ya ha gidiyoruz. O da gitti bize etti de. Dedi ki ölürseniz dedi aynı bundan gideriz. Görgü görülmez. İkinizin de eşi yok ama. Yoktur. İkiniz de yine de dua aldınız. Yine alıyorsunuz diye. Alıyorsun kocan dua. Olmasa karın dolsa. Onun kocasının birisi yoksa karısının yine utalıyor. Şimdi birisinin kocası olmasa. Ölmeden önce burada cem mi yaptı? Ne yaptı, yaptı İbrahim dedi? Yaptı, yaptı. Yaptılar ha Esmerlerine önde. Büyük değil hayatım. Sen gittin mi? Gittim. Yetermezim de çağırmış. Çağırdıydı. Şimdi dedeye dedim ki, dede dedim, büyüğün dedim, aşkım öğleden sonra da gel bize dedim. Ey gücüm yet ben çağıramam. Allah var elbisim yok, bir şeyim yok. Şimdi çağ dedim, bir çay işte dedim, bize bir dua ile dedim. O her gün geliyordu. Geliydi, yeterlerde yattı ya. Bu gece bize geldiydi, ilkindiydi. Burada bir Kur'an okudu bize. Kur'an okudu dediye çağırdım, 500 lira para verdim. Şu bu veriyor ya. 5 milyon. 500 lira işte. Dedi ki benden yana da sana helal olsun, ben sana karşılık veririm. Elini öptüm de. Gelirdi. Gezerdi. Her ev gezerdi. Dua? Hepsine böyle dua ederdi. Satan bizim emicesinin evi ya. Emir derdi kaynatama. Eline giderdi. Sürer kaynatı, kaynanamı, kaynatamın eline giderdi. Emicesiydi. Çok hoşnutluk. Almanya'da getirdi bunu. Almanya'da. Onu, siz mi öne ayak oldunuz? İsmail Şık'ı. Evet. İsmail Şık bir Almanya'da cem yapmış. Bir büyük salonda. Cem yaptı. Bizim evde de yaptı. Öyle mi? Evet çağırdık aynı. Herkes evi çağırdı. İsmail çok. İsmail Şık. Çok dolanı da dedi. Dede dedi çok dedi. Çibirli dedi. İrbihan Şık iki kere geldi. Bırakmayacağı da var da işte bu o bacısının mı oğlunun mu biri suya girdi hastalandı. Şey dedin geldi. Yoksa kalacağı dedi. Ama onun gibi de herkes de demez. Şimdi cem olayım. Ben diler Navruz gelsen. Ben ileriki gördüğümü burada görmüyorum ki dedim. Ben gelen dedim. Çünkü ben ileriki gördüklerimi dedim. Meydana atsam dedim. Atamıyorum. Atamıyorum. Edecekler abi yazın gelip. Ayhan. Özgür şey. Kısamak dönü Navruz olayım. Kırıntılı şey. Ali var ya şey. Kasabada. Beşçali. Onun misali. Milleti gel dedi, misal olacak. Dedi, dedi yazın gelirim. Ay yani hiç görmemiştir Cem'i. Görmedim mi Cem'i? Avukan ben okur şimdi. Kızı ne diyor? Okur sıfrası. Kuru kız. Ayhan o yollarda geziyor işte daha. Cem'i. İzzet'in Doğan'la tabii. Şeyi abi. Cem'i Ayhan hepsi. Abi hele. Süpürgede edeyim mi sizin ha? Süpürgeyi sarman yok olsun Mevran. Diler mi? Söyle bakalım de söyle. Ne titren oldu? Öpücüğe süpürge. Süpürgeyi sinirden acıyım. Süpürgeci. Süpürgeyi salmayı yuf olsun Mevran. Yetiş onu kimam. Sus. Üç bacı gülüfen acıyım. Kırlar meydanında süpürgeci. Süpürgeci salmayı yuf olsun Mevran. Diyelim Allah Allah. Üç bacı gülüfen acıyım. Kırlar meydanında süpürgeci. Süpürgeyi salmayı yuf olsun Mevran. Kur olsun o şey, da çok değil lafına olur. Yetiş 12 mam. Çok bile. Yetiş 12 mam dediler. Zıvazım peki o şeyleri siz görüyordunuz Nevrusal'a. İsmail Şık nasıldı? Mesela o da İsmail 84'te mi ne bir cem yapmış herhalde. İsmail Şık, şimdiki ne bizim kamerada da vardı. İsmail Şık tam böyle hakikatını yapardı. Öteki dede derdi ki, ana, işte şu şunun yabancıyla evlenmiş, onu koymayın. Bu bununla evlenmiş, bunu etmeyin. Öteki Kamil Şık derdi ki, kardeşim, kız kardeşim derdi. Bunları meydana yeni yeni getirek, daha hoşluyor hoşluya eve bağlayak derdi. Sen derdi bu hakikatini yapıyorsun, tamam. Güzelenme dedi, bunlar şimdi olmuş bir yıl kız dağılmış dedi.
Bak. Onu dedi meydana getirmeye dedi. Adam istiyor dedi. Toplamaya adam istiyor dedi. Abi. İsmail Işık biraz sapıdı. Paldır küldürüldü. An kurnazlar içinde şeyleri İrbağım Işık. İrbağım Işık dedi ki. İrbağım Işık'la dedi cem ettik. Tamam bildi Cefar Emre'nin'de. Sabah sabaha kadar döndü dedi ki içinde bir yat var, kapıya kadar geldi dedi, içeri giremi içinde yat vardı. Şıkların içinde bir yat vardı, yat vardı hatta içinde. Geldi dedi, o bizim dede kırıl 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 ortada döndü. Allah dediği gibi böyle torpaklar döküyor Cefar Emre'nin'de. İşte dedi bir tane dedi içimizde bir yat girdi dedi, bu yattan içeri giremi. Bir çekerdiler. Aynen cuma çok geceler. Çok etikatları vardı. Çok böyle şey vardı. Aha bu kırıntılı velancana biz niye gelmişsin? Velanca kurban oluyormuş. Ben sen çektin gittin. Ben bunların kökünü kümecinin iyisini biliyorum. Sen daha benim bildiklerimi bilemezsin. Bilmiyorsun. Hakikati böyleceğim değil ki diye. Şimdi de bizim torunlar biri işte. Allah Allah eyvallah eyvallah şahamdır. Onları örgediler sağ olsunlar. Öğretiler mi? Öğretiler, çok öğretiler. Hangisinden? Kuşkuşkular, ekizleri. Yalan. Ekizleri de o şeyin, abitin çocukları da. Hep ürküler. Abit herhalde hep şeydi. Her pazar günü. Eşiniz Şıklılardan mıydı? Kimlerdendi? Kim? Eşiniz. Dedenin torunuyla. Benim eşim he. Dedenin torunu dedi. Kökü ya adam uçtu gidiyor kere vallaha. Bu dedenim ama ben Pehlül dedenim mi? Hangi dedenim? Pehlül'ün eşi şeydi daha olsun benim kızı. Yok siz diyorum Pehlül dedenin neydi diyorum sizin. Hocam dinle eşin neydi? Dayı, dayısı ya. Öz dayısı. Hem öz dayısı hem de ocağında hem de emci. Buradan ayrılma. Şıklılardan ayrılma. Şıklılardan ayrılma. Kökü. Ha, ona diyorum. Dedenin kökü. Ha bunun dedenin da biz misafir. Gezdirin aynı derdi. Anasıyla kaynatanın misafir. Aslıyla kimler? Şimdi misafir. Şimdi Rıza Bey'im derim ya. İşte orada yakın, o daha... Biz beraber ya. Beraber oturur. Beraber yani. Rıza Bey derim. Bizdeydi. Bir de şey ya. Saadet'in anası babamın dayısının kızı. Öz dayısının kızı Aslı Bey. Senin de aynı. Sen de aynı, o da aynı. Sen de emi kızısın. Emi kızı, emi kızı. Emi kızı, ha Gülsün bacım. Yabancı mı da benim amcam oldu? Amca kızları bunlar da. Öz amca kızı. O senin amcaların benim derdim benim. Hiç çevir. Hele o Aslan. Aslan ağacı, değil mi? Aslan var ya. Aslan, hele Aslan. Dedi ki, şey dedi, hepimizin ki, derdim benim. Şimdi aslan, şu, bir aslanın... de şu, o dur da dursun. Anamın öz dayısının oğulları ya. Sen abin, senin deden, dayı çağırır. Gel şu şunun kızı daha, şey bacısı, Şemşik abi. Hakkının hakkı. Canım abi köyde hiç bir şey yok. Hep yabancı Peki nasıl oluyordu? Siz içinizdesiniz, eşiniz de kökünden geliyor. Yani Pehlül dedenin de. Pehlül dede dayısı oluyor. Öz dayısı oluyor. Öz dayısı. Bak oryasında görürler. Ha bu Emine'ler var. Ha buralarda Almanya'dan gelir. Şey diler. Bir de sultanı tanır. Sultan dedi ki her gün gelir bizim adamın ayağına eline niyaz ederdi. Belki sen de duymuştursun. Oryasında görmüştü bir kuş uçuyor. Aha Pehlül dede demiş. Demiş ki yok Pehlül değil Rıza. O çünkü. Rıza hemen getirdi. Rıza deyip de geçme sen. Rıza'nın ölümü de hazırmıştı. Rıza deyip de geçme. Ha bu dünya bülüyor. El ardından da söyler. Çok temiz kabili var. Çok Allah'ın bir merhameti var. Acaba merhameti nasıl gelmedi? Çok merhameti var. Şimdi Kars'tan geldiği söyleniyor bu dedelerin. Kars'tan ta uzak. Horasan'dan geldi. Asas sülalemiz. Horasan'dan gelmiş. Ne iş yapıyorsun? Demek ki tamir işi yapıyorum. Bunlar çekmiş gitmişler Kars'a. Kars'ta evlenmişler. Aya.
kaynatamanın kaynataman şey kaynataman kaynanamın babasıyla kardeşi varmış İsmail Şerif. Şeylerin uyarlarının evinde duruyormuşlar kadınların itibarlarının evinde duruyormuşlar. Bunlar çekmiş gitmişler karşıda. Karşıda evlenmişler. Demiş ki ha bu evlerin altları bir de oda deresi var. Onları satmadım demiş. Bizim ha bu akınlıklar. Şıkın yerleriymiş. Buraları satmadım demiş. Çeymiş gidiler gidiler orada evlenir. Kızı var Hüsne. Ha bu şeyi tanıyor. Dur baba dayının geleni. Hüsne. Bunu bu geldi çıkarttı bu kaynanam kaynatam gitti Hüsne'yi gördü. Bacısı öpey bacısı. Gitti gördüler. Ama İsmail Şık kızlara karışmış. Kaynatama, kaynanamın babasının kardeşi. Geçmiş gitmiş. Yani duydum ama bir daha oraları terk etmiş de geri gelmiş baba evlasına. Kırıntılıymış, kırıntı da kırıntılıymış. E buralar her şey. İsmail Şık'ın evleri var da o kapının önünde. Ben geldim ya bir çoğun. İzmir Şık'ın evlerinin yanında. Kaynatamın, şey kaynanamın babasını yedi. Evleri satmadı, soda deresini satmadı. Ha bu evlerin evleri, hepsi demiş şeyler Şık'ın kaynatan babası. Allah'tan hafresine rast gelsin de sen gitsin. İşte daha geri gelmiş diye el almış. 2 kilo aldım. Karşıdan yanlıya malları getirirmiş, mallara çarı tükermiş de getirirmiş. Kaynanamın babası. Ha bile geçen gün de dedim, ana kaynanam dedi ki, ha bile de altınları dedi, keselere doldurup da dayı getirir dedi. Şeyin kızına çizmişti Hacı Bey'de. Hacı Bey'de çekildi. Şey. Aha, peynirin. Günün birinde demiş ki, ben adamımla kulağımdan işittim. Günün birinde bunu sıkıp dışarı, ha 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 demişler, deyin ha şu demiş, ana şık demişler. Değil misin zamanda? Oğlu tutak demişler, dilenci işte niye biliyor. Tutmuş altını keseyle parayı atmış suyun içine. Sen bunu duymuştursun gene. Atan da demiş ki geç sahabını demiş. Ben de ne demiş? Senin sahabın var mı? Yusuf dede var adı. İstanbul'da da yaşlı hiç helal olmuş. Bundan duydum. Ben dedi biliyorum dedi. Oradan gidi oraya her yere kadar arabam araba yok. Dedi ki ben de sana amanatıyım attım diye aldım mı diye. Amanatıyım diye. Dedi ki ha bak ki aldım diye kesene susun diye. Ta oradan atmış da karşıdan aha susun diye aldım amanatı. Bunu yapan Mehmet? Kaynanamın babası. Adı? Fındıkçı. Niye böyle bunu? Fındık? Mehmet. Mehmet dedi. Fındıkçı. Galiba. O şimdi biz şimdi kendimizi dillere verdik. Hani o sarılmamız. Hani ben olsun dur yine konuşalım. Hani hem kaynanam şefi hem kaynatam şefi. Allah seni işe şive etsin. Dedem kızırı geldi. Şey sıkacağım buraya. Asas dedem. Babamızın dedesinin babası. Uzak değil ki. Ama hani yine deli delisini atmaz. Sen evlatını atayım mısın? Atamaz. Belli ki atmaz. Sadece seni dolandırıyor. Bizim ardımız sıra dolanıyor. Deli dedi. Neler var neler var ya. Neler. Şimdiki nefret geçti gitti. Peki deli hakkında ne anlatılıyor? Bu hep dinliyoruz. Söylenceler deli var. Deli hakkında da Ahmet Çoğuz. Neyi ne bilecek ki deli? Anlatılanlar yani. Bunu duyanlar kulağında kalanlar. Demiş ki, şey demiş, dedesi Firdela varmış, ha bu Haçlı Gemin ev yapıyor ya, onun o ha o evi, burada dururmuş. Anamın babası Rusya'ya gitmiş, daha da gelmemiş iki çocuğunun, işte Rusya'da. Şemşin'in kocası. Evet, Şemşin'in kocası. Demiş ki, ırkat toplamış, haydi demiş bizi, demiş kapılı sen yurda. Sen buraya kapılı yurda sen demiş. Irgat gidelim. Demiş ki dede bizi demiş. Şeye Hızır'ı gösterirsen. Allah'ın biçecek. Biçecek. Anamın dedesi. Anam da dedesiyle kurulmuş. Babası ya. Demiş ki gösterecek demiş. Gelirsin demiş. Gitmiş işte kaplıyız bizim. Hani dede geldi. Demiş ki ama getiririm haber vermem. Adına ha bu değil.
Anamdan anlattım. Bir tane bir kay gelmiş, Karagöz'ün yolundan ağrı. Irgatlar kaya hücum etmiş. Hücum eden de demiş ki durun hayvancıklarıma demiş, ellemeyin demiş. Ne istiyorsunuz ondan demiş. Oradan geçmiş, vurmuş, geçmiş. Demiş ki dede demiş, dede bize hani Hızır'ı gösterecektin, niye göstermişsin ki? Demiş ki hele gelir gelir demiş, görersiz demiş. Üstünden ağrı yine bir fakir, bir Hızır'ı gelir, biliyor musun? Ama fakir fıkara yine mi? Dilenci. Oradan ha demiş ırkatlar, bir fakir gelir demişler. Baba dilenciye bakan demişler, ırkatlar. Değmeyen ellemeyen şu caza demiş. Yoluna gidiyor, sizinle ne alakası var bunun demiş. Öyle derken bu ırkatları geri çekmiş, deli dede bize Hızır göstermişsiniz dede, Hızır gelir gelir kızım demiş. Yılan gelmiş. Bir daha üstünden ağır ırkatlarından kınalı kehli gibi bir yılan gelmiş ırkatların içine. Duymuşlar ki öldüreler. Demiş ki deli dedemiz, değmeyin demiş, niye öldürürsünüz hayvan demiş, size ne istiyor? Geçip yoluna gidiyor, ellemeyin demiş. Onu da bıraktırmış. Demişler ki yine deli dede bize Hızır'ı göstermedin deli dede. Demiş ki dede üç gelen geldi demiş. Ben size dedim ki demiş ben size adını haber vermem. Adını sanını haber vermem demiş. İşte geçiler gelirmiş, geçiler görünmezmiş deli dedenin. Deli gülün kapısında işte. Geçileri. Katran kaynatırmış dedem. Kaynattığı gibi. Dede, katranı ne diyeceksin, neyle? Hayvancıklarımın çatalasan oluyor. Elik geçileri yayar, sıkar, Allah da alt tarafından gelirmiş. Hayvancıklarım var, geçilerim var demiş, gelirler demiş. Tırnaklarına koyuyorum. Tırnakların araları yer oluyor ya geze geze. Göremezmişler. Ama dedemin varmış, çok itikadı var. Çok. Deli dede o şey, deli gülün postanlarını burada işte orada görsen. Deli gülün olur mu burada bu kapıda? Yok ha, o kapıda görsenmiş. Peki türbesi ya da ziyaretin nerede olduğu söyleniyor mu? Türbesi var. Niyaz Işık Müzeffer Büyük gelecek geleydi. Ha bu şeyin orada. Türbesi var. Yetiler durmuş emminen beraber kurban kalsın zaten. Öyle mi? Tabii. Niyaz için bir kere gitti kurban kesti. Gitti ha şimdi Müzeffer değil ki ben de sizi alıp götürürüm doğru. Gitti de değil mi? Gitti. O Niyaz abim kurban kesti. Kestini ben biliyorum. Şebin Karahisar. Geley dedikleri ha, neresi? Şebin Karahisar. Oraya ne diye bu kırıkların da duruyordu. Şeydi için asıl şeylerin durdukları. Müzeffer bana gösterdi. Ha bu yoldan dedi ayrılırsın dedi. Ayrılır dedi. Dedim ki beni de bizi de verin kendim. Zafer gelirse götürecek. Gidin yerine iyi belleyin şimdi. Bellediler, bellemişler. Seni de götürür. Zamanla. Bir de Kars'ta bunların işte bir Işın. Dedeler varmış. Başka? Kırıntılılar daha doğrusu. Kırıntıdan. Kırıntılılar biliyordun mu? Dede, gitmiş, dede, bulmuş. Dede, başladı bak. Kuru kız yine başladı. Evlen. Kız sen sus. Evlen. Evlenip sen olacaksın. Sen evlendin ne oldu? Karayalık başına beledik de ne olacak? Onları üzmezsin. Onları niye diyor? O deli kan Allah'ın olsun ömür versin. O bak neyin peşine düşmüş. Bunun arkasında dağlar var. Demek ki biz ülalesi peşi sıra dolanıyor. Ne dolanıyor? Bu Alman... Söyle. Babam hastalanmış. Bunun hava aziz bunların babasıyla amcasını götürmüş şeyde Merzifan'da. Kalmış ki bir bunların babasıyla Adil Dayı kalmış ki babamı alayım. Demiş ki şey demiş Ferici demiş yine kayıpacıma falan geldi de demiş var. Sen ağlıyorsun demiş. Burayı ben okumadım geç. O da demiş ki yok demiş ben bir oraya gördüm da ağlayayım demiş. Kayıpacım kayıpacım değil demiş. Demiş ki ne gördün demiş ki dedem geldi de demiş, bana dedi ki demiş, böyle gel bize de hizmetçi ol, hizmetimizi gör. O da demiş ki dedi, üç ay sonra gelirim, şimdi bana üç ay izin verin, müsaade verin, karın altında. Geldi işte babam anam anlattı, demiş ki daha kimse yok, o da seni çağırıyorlar demiş. 48 yaşında babam vefat etti, ha bu herkes... Söyleyi geçen gün 47 yaşındaymış. Hı? 47 yaşındaymış. 48 mi 47? 47. He.
Tam kardeşim de aynı vakıda geldi. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah de ben aynı gelirim Allah utandırmana ama demiş ki kalk kalk demiş misafirlerim geldi. Ne misafiri demiş ben misafirim misafir komam demiş. Demiş ki yok yok ağır misafir. Dur demiş. Sana ayağım bir kahve yapayım hiç. Ha bile, çay içerim çay. Çay yapıyorsun ya o yeter. Ha şeyle kaldırmış da. Demiş ki bundan baş olmaz demiş gel ha buradan ağrı demiş gir de çık demiş. Gel de demiş. Ceketimi götürün siz de gelin. Vallahi babamın üstüne ışığın takıyor. Baban çok temiz. Çok temiz kadın. Eh gerekinlerdi işte hepsi öyle düzüldü. Ama evvelki itirat hiç kimseden yok. İsmi neydi babanızın, annenizin? Babamın ismi Veli Çavuş. Anamın ismi İpek. Abi sizin işte deli şuşlardan. Anamın anası Şemsi Katun. Şeyin bacısı da. Deli Şükrü'nün. Deli Şükrü'nün öz bacısı. Evet, benim. Uzak değil. İyi diyor, kulakuruz. Sen bakma ha burada bir bunlar var. Değil o ne insana yakın, milletine bir şey, nereden gelme, nereden etme. Ama bizim varım derdinden yürüyoruz, dayımız derdik, kızsın bacım, zaten kötü mü? Kimse yoktu, bir o bir ben varım, bir de Metin var. Üç kardeştan üç deneyim. Gerisi hep çilindi gitti. Sen bakma, ben geçen gün oraya gittim Davut Fahir, ben oradayım diyen gelmedi. Kaynanamın da. Şeyinin amcasının kızının anası asas anası, babasının anası, Şefeli. Kaynanamın da kısmı bu. Kaynanamın anası şey öldü diye Mehmet Çavuş. Tabii daha başını kışını 40 gün 40 gece yıkamamış. Bibimizin oğlu dedi. Şeyde kaynanamın bacısının oğlu şeyini. Bibisinin. Dermiş ki şey dermiş. Buraya hani bizimki de çabaladı. Bunun babası da çabaladı. Köyün yeri ne var bir köye sen de gelsen konarda. Şey her kim dermiş buraya demiş de diye yer verdiyse dermiş onun buna dermiş. Şey benim küfürleri kendimin olsun. Çirkin çirkin küfürler. Borunu bilmem neydi şey dedi. Halbuki de köye gelirdi bizim adam sadece bu peşindeydi değil mi? Barabar bu kolamam. Bir sadece bunun peşindeydi. Süleyman Büşü. Hasta hasta bambaşka şey etmirim. Ben nereye gidiyorsun dedim. Yoktu nerede dedi ki ben diyeceğim ala ceket alacağım. Metin'e ceket alacağım. Hediye götüreceğim. Kolamana hediye alacağım. Bak Metin Süleyman'a. Şimdi Süleyman'a da verdi beni. Getirdi öldükten sonra dağıttım onu. Cilletiydi şeyiydi ama. Peki bu dedeleri Almanya'da mesela İsmail Şık sizde cem yapmış öyle mi? Cem yaptı. Beni tanıyanlar da hep çıkarttı 50 şerman para verdi. Çok şey de var. Malatyalılar. Ha, başka yörenin insanları başka da var. Başka yörenin insanları. Beni çağırdı para verdi ki illa dedez gelmiş dedeze ver. Hani arkadaşlarım. Başkaları da yine çağırdı. Köy kırıntının tanışı, bizim köyün tanışı ünlendiriyor. Ha sen ünlendiririz. Hesap et ki geldin buraya. Bizim erhebamız, adamımız değil. Seni çağırmayan kimse yok. Çünkü bizi sevenler, arkadaşımız olanlar. Aynen sen daha koçum dededen bastırdın. Doğru söylüyorsun.
daha Allah'a tanıyan yok. Allah'a tanıyan yok. Nasıl sağ kameralı olsun? Doğrusunu yani gerçekleri de söylüyor. Yozlaştılar çok. Yoz oldu. Allah'a tanıyan yok. Git evlenmeye kafanı tak dede, devrüsü mevrüsü ne diyeceksin? Türk demi, Türk demi, yat demi, yabancı demi, evlenmeye bakayım. Yüzman ana baba. Daha Allah'a tanıyan yok Abdülhamid Allah'a. Sen meclisin diyen yok. Halktan aşağıya sen bir tane doğruyun. Sikiyim korunu değil. Allah beter etsin diye. Sen daha alt dededen bahsediyorsun. Bu Allah. Eski zamanları söylüyor, şimdikileri demiyor. Yalan demin abi, şimdi ne demiyor? Şimdikileri demiyor, şimdiki... Amicam, zaten ne olduğunu biliyoruz. Amcam aradı işte Ahmet amcam. Allah nur içinde yatsın. Ha. Hastalandı da 3 gün hastalandı da buradan aşağıların nur içinde gitti nur. Elleri yemyeşil nur içine gitti. Kimdi? Amcam, Ahmet amcam. İşte onu diyorum da. Şimdiki daha. Bunu orada da dedim yabancılara da. Diler ki kız Diler bu ne işte Diler? Bak o tek amcam da var. Ne demektir Diler bu? Mustafa amcam da var. Mustafa amcam böyle hani ettiğin hakikatını yapmak isterdi. Ama amcam, Ahmet amcam gibi. Var ya yani, hiç kimseye bir zararı yoktu. Babam babam o. Onların karakteri nasıldı? İbrahim dedenin, İsmail dedenin ne tanıdığınız dedi? Kadar. İnan ki Allah'a bir tokan insanlar. Çok, çok. Çok. Çok güzel karakterleri vardı. Allah'ım onları şefaatinden ayırmasın. Allah Allah. Allah'ım onları şefaatinden ayırmasın. Onlar gibi de hiç yoktu. Çok iyiydi. İyisi yok. Milleti yola getirirdi. Beni bana gösterirdi. Allah'a gösterirdi. Şimdi bunları var ya oraya da gördüm de çok iyi geliyor insanlar. He. Onları denemiş. Uğur'da gelmezler dediler, oraya da çok iyi geldi. Şıklılar. Şıklılar, oraya da iyi. Uğur'da iyi değildi. Uğur'da iyi değil. İşte tutmuyorlar, açsaz kendilerini tutsalar. He, tutmuyorlar. Binde birisi. Ben ileri, ileri Hasan abi. Bir ayağı aşağıdan. Ama şimdi de camı tanır mısın sen? Ben gelen bir ayağı aşağıdan. Bizim çocuğa yok zaten. Allah tanıyor. Camudan çok biz gelirmişiz. Bu görgüsüzlük. Herkes kendi yerine. Allah içine göre versin herkesin. Temizliğine göre versin. Kurban olsun bana bir şey yok. Dedelerin hayatına kurban olsun. Bir kartım ya. Ayhan sen tanıyan haberi ver. 70 yaşındasın ya kuslu, kuslu, hizmet etme. 72 Mart'ta maldan diyeceğim. Kim bu? Sana bir tanım ya. Bize çok hizmet edilsin dilim. Gelsin dilim. Hafize de dilim. Gelsin sağlık olsun. Olsun. Her gün Şiran'ın en güzel köyü Yeniköy. Yeniköy mü? En güzel yeri. Evet. Ha bu telefoncular çıktı. Bana ne dinler biliyor musun? Abla ha burada otursan sana yeter diyor. Doğru söylüyorsun. Vallahi ya dedi ya da böyle. Daha çayı çok aldım. Bütün köyü Ulan ayağın gel otur da çayın. Dedeyi devri sıbrak de. Evlenme pişir. Evet bunu... Ne edilsin oğlum? Dedeyi devri. Tut tut kafayı takta ya. Dedeyi. Boşlar. Bak kendinin mezarlığı var Kerem.
Havralarda hiçbir mezellik yoktu. Evet. Geçen sene Gürcü geldi bana dedi ki buraya dedi meyranı kabaktı ki dedi. Buraya kabakları değmezsin sökerim dedi buradan yol geçeyim. Kız Gürcü şeyde ertesi de dedi ki yenge dedi sen buraya ne işin var dedi geldiğin ha şuradan o parça çıkar. Kız bura benim mezelliğimin yeri dedim. Burak kaynanam demiş ki dedim gelin yerine beni koymayın burayı bana ayırmış dedim. Abdülhüç'üm oraya da yeter konular sen nereden geçeceksin? Bir kere hani ağladım da şeye gitti ağladım. Ha bu Şerif'in oğlum karısı Gürcü gün bana dedi ki sana dedi şey verim dedi. Teşhi verim teşhi yüzünden dövüştük biz çokluğduk ya. Teşhi yüzünden dövüştük. Gürcü bibi bana aldı geldi bir büyük evleri vardı. Evden çıktı karanlık dinemedi. Buradan çıktı bir teş aldı sevinerekten gittim şimdi. Bir kere de ha bu takılanların şeyiyle niyazısıyla gidi yatan anların ha böyle köşkü var köşkünün üstünde suba yanı. Anam da elbiseleri tikik topladılar ileri kalkıp yamıydılar. Daha çökük mökük ne varırsa yedekti. Yamıydılar böyle. Sen bile yamalık mısın? Şeyi koymuşlar böyle zinciri kızdırmışlar kızdırmışlar sobanın üstüne. Bana dediler ki bazı inek boncuk bağlayacak dediler. Ağlak ha. Bazı inek boncuk bağlayacak. Ben de ha böyle ettim de zincir bağzıma yapıştım. Ne ettin ya? Bir çürtü koparttım bunlar kaçtılar. Zinciri çek. Acaba zinciri çekti mi kaçtılar? Ha bu peşkütanı sürdüler, ileri tohtu yok, bir şey yok. Peşkütanı böyle sürdüler, ha bunun arkasına verdiler. Ha o tantakalıların büyük evleri vardı, yana doğru bu beni gezdirdi. Bak buna hürmet edersen arkasında gezdirmiş, gördün mü? Vallahi bu beni gezdirdi. Bir kere de Şabandaylar'ın büyük odası vardı. Odada birikip de böyle oynuyorlar, at oynuyorlar. Umuzlarını aldılar beni, beni umuzuna test testi. Kütecek ben omuzundan aşağı düşürtmedim mi? Düşürdürüz. Ha buram kı, ha buram çıktı mı, kırıldı mı, çıtladı mı? Vallahi var neler çektim. ben de epey gibi şeyi Hamid'i biliyordum. Şakir biliyordum. Rabia'nın nişanında Şakir dayı öldü. Sözünü kesti gitti Şakir dayı öldü. Güzel önemli. Ben şeyi biliyorum Navruz. Bir de Yusuf dayı ölende anamların hep öyle büyük evine biriktik. Kızlar hep bu Şaban dayınınkine, Hüsamet dayınınkine. Küpten tuşuyu çağırttık, çükelik mükelik geldik yedik. Bir de babam şeyden geldi, Giresin'den çalışıyordu, Giresin'den geldiler. Babamlar, babam dedi Kenanlar nerede dedi. Dedik ki orada, babam oraya gitti. Biz basıp kızlar tuşuyu yedik, küpler dolu. Getirdik orada. Yusuf dayının da bunu biliyorum. Ha bu Sedef Hanımların seheri kırıntıya bir düğüne gidi, eyle giyinmiş, kuşanmış da sarı güneme çıktı. Sedef güzelmiş yukarı. Güzelmiş. Gitti, eyle ki gitti. Çok güzel gelmiş. Valla neler oluyor, neler geçiyor. Bir kış oldu, kışın Alaman'ın düğünü oluyor. Geldi bana bir şey, kürk getirmiş. İki dalda böyle altını taktım. Ayaklarıma cızma getirmiş hemen. Cızmaya koya giyinmirik. Şeye, şeylerine gidiyor, kara lastiğine. Gittik gittik ya bunların fetmesinin önü boynuna gittim. Bunun kardeşi dedi ki kız ha dedi kürkü giydin ha cızmaları niye giymişsin? Kürkü giydin ne cızma giymedin? Öyle ya ben getirdim dedim. Karanas değil ne kürk giymiş bu kadar. Bir daha beni oradan geri yolladı mı? Cızmaları giydin mi? Gittik gittik tamam. Önümüze Alaman geldi dedi ki yazsak dedi silah atmak dedi. Mehmet hepsi gibi. Yazsak dedi gittik gittik Alamanların kapısına girdi gidi. Takır 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 bir silaha döşendi bizim köylüler. Hele Alaman Mehmet. Alaman mı? He hele Mehmet hiç durmuş. Neyse kırıntılar baskın verirler. Etmeyin deyin. Ha o şeyin Hüsnü'nün karısı vardı daha. Kız artist, artist gel bakalım artist dedi. Arkamda kürkü geldi. Dedenin kızı mı? Kürkü giymişsin. Kürkü giymişsin, ev altına nasıl giymişsin sen de. Bir de kaşkül vardı. İsmail, İrfan Amşak'ın İsmail.
Bir de kaç kurbanı da olmadı. İki tane, üç tane bilezik getirmişti, taktım. Yok cızmaları giyindim. Giymesen olmaz. Bize bir hürmet ediler emme. Aynen ye kürküm ye, ye kürküm ye. Biz de düğüne gitmedik o sene. O sene de bizi şeye, Almanlar bizi davet ettiler, gitti Gürgen. Bunun kardeşi içti, 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 dedi ki, ya dedi, havalamanın gelin aşkıma çak asfalt yiyor, senin de işin yok mu dedi, her gün asfalt yiyor dedi. Fındığı da yedirdiler, içki içirdiler. Tam öyle kavuşuyor, ha bu şeyler Nuriye geldik, İsmail'e ben aldı ya. Ha burada, ha yokuş yukarı gidiyordu bunun kardeşi, bu nereye gitti? Vallahi ne günler vardı. Geldik buraya. Avradi yokuş yukarı gidiyor, bizim evlere gidiyor. Oysan biçirdiler, içirdiler, sarkış oldu geldiler. Şama. Nasıl dünyanın bir beyfası yok. Şama bölende kısal yağmur neydi, ben bekarıdım. Ha bu Gülper abla bir acıdı, bir acıdı. Kız ha burada yatırım, ha burada yatırım. Ne işitim sal gece bizim. Ha bu gün kalktı geldi dedi ki, Gülper'e dedi, dedim ki ne dedi ki yatayım üstüne. Kız kalksana dedi, dedim ne var. Şavga Almanya dönmüşler millet, hep gitmiş. Dünya koyayım demesine hep bir kere kullandım. He kız ya. Kız beni niye kaldırmadınız dedim. Ha buna. Yağmur yağdı. Kız ben niye kaldırmadınız ki ben gidem dedim. Kız sus ne sinirler neler dedi kapıya gel dedi. Geldim kapıya mı? Davarı çağırdım gittim şey aşağı. Davarı kattım dedim bakalım ne haber var. Oraya gittim ama ağlayırım. Sedef Kıramlarımın İrası dedi ki kız sus dedi otur aşağı dedi ne dedi elin ölüsünü ağlayıp geleceksin dedi. İyilik bile getirmez sana dedi. Ben biliyorum, biliyorum. Çok kız el üzüldüm dedi ki, çok üzüldüm dedi. Ha biz bekarıdır ya. Ey ha o kağıtlarını hep getirdiler ki, hep kendisi yaptırmış Şevva Bey'i. Dayı, dayı derdi dayı. Dedi ki, işte ne dedi ki beni aldı götürdü karının yanına dedi. Aynı ha bu kibar abla gibi bir karı dedi. Ben dedi ki, dedi ki, he. Onlar dedi, yıkandılar, ettilerler, yedik, içtik, bana dedi ki, dedi, kaç sen de banyo yap, ben orada banyo yapar mıyım, dedi. Ben de dedim ki, dedi, dayı kazandığım paraların nettim. Onun yanında, dayı paraların nettim, çoluk çocuk da laf kaldı. Gözü götürmedi işte, karıyla ettiydi. O da dedi, şey, karı buna sordu ki, dedi, bu senin yeğen, o da dedi ki, dedi, benim yeğenim. Ben bunun parasını harcamıyorum, demiş karı. Harcamıyorsun da demiş, bu bunun paraları neydi demiş çoluğu çocuğun. Heslendi miydi dedi, Zemza Bey'e dedi, Şavva Bey'e dedi. Karı dedi ki dedi, bu senin neyin? Beni aldı da dedi. Ben karının yanında koyar, eşittirir ki almasın. Almasın deyin. Aynı abi kibar abla gibi dediler, baba yiğit bir karı dedi. Ama Türk karısı dedi. Türkler nasıl yanaşıyor yani. Biliyor musun? Şimdiki bile bir hayımda duruyor. Yahut bir hayım. Bir tarafta biri duruyor, bir tarafta biri duruyor. O karla yemek pişiriyor. Acılarına bir tane iki tane götürüyorlar. Pişirdiğinden başına götürdükçe ondan yanaşıyorlar. Aman gidi böyle sevşim gıda kulaklar değil. O ona yemek götürüyor. Ne çamaşırlarını da yıkayım, acıyorum. İşte yazık, günah. Adam işte göz koyuyor deylerdi. Hayım diyorlar onlara, oraya. Yani safsız şeylere gidenlere hayım diyorlar. Şimdi yine hayım var. Oradan... Hiç de yoktur yani. Var, hayım çok. Ha bir çarşın içe hep hayım. Yalan. Ha da. Oradan götürürler, eyle alışıyorlar. Ha da. Ana, ha bu okusunu salih. Bir iki gözde duruyormuşlar. Yemek yedi tane de kardeşi var dedi bizim adamın. Kuşunu Salih'in bak çocuğudur. Oradaydı yine de şey. Ya getirmiş de. Yemek getirdi, yemek getirdi, çorba getirdi. Ver üstünü yıkayım dedi. Acıdı. Eyleyle yanaştı. Ya o filmleri görmüyor musun? Bir yere gitti, göz tüktüğüm. Bir de bak kapıya vuruyor, bir de bak yemek getirdi. Hayır, bir de bak yemek, bir de bak yemek dikilen. İşi kaynatış, çatırış. Söyleyen bir türkü söyleyen yok mu? Ben sesim yoktur. Rabia söylesin. Seni Rabia söyle. Bir türkü söyle ya. Sen ne bir türkü söyle. Yavaş gineme söyle. Ha, çok da bağırma. Bunun uyduruğu içinden gelir. Yerden dayıptırlar. Yok kim var hani ho ho ho. Yavaş elinden ne? Bağırsın canım ne olacak? Aman seni mermey.
Hareketten istemiş saçlarını gül suy güynen istemiş korusun ana size gurbet üçün biz emeğiz karım yok kız anası ne güzel söylüyorsun memleketten istemiş kız şimdi bana dediler ki ha derneğe gel git yavraldılar yakardılar iki kane söyleyin dedim onlara söyleyeyim günaydın beni kaldırdı kızana söyleme dedi. Evet. Bunlar seni zehirlenir dedi. Uşaklar sus, dedi. Sus sus söylenim sus. Yok dedim söyleme. Söyle kız bir tane daha. Ferim yok kız ferim yok. Ferim ne söyledi ki ferin bitti? Ne söyledin ki kurmuştuk olsa ferin olur. Sen söyle bana. Tuhafım var. Ay, benim sesim yok sesim. Senin sesin güzel kuru kuru. Kuru bu senin sesin. Yeter bir hanede bir beş hanede. Hiçbir şey söylemedin bir hanede. Bir şey söylemedin. Gurbet et dedin. Birazcık daha söyle ayrılık üstüne. Söyle bak ne yapacağım. Herkes de bir gurbeteli bizim için yapmışlardı. Hadi. Yok. İki kalem varı ben unuttum. Unutma unutma. Gurbeteli bizim bütün yapmışlar. Gençliğe de kurbet teras atmışlar. Serçeler biraz sesen geldi. Ayrılığına ölümü teras atmışlar. Bir dakika takın aklını. Elde dere fazla gelmiş ayrılık. Bir dakika takın aklını. Ayrılık, ayrılık, zalim ayrılık. Hüsnü bacımı söyle dedin sen. Yeter artık o çünkü söylemiştir ha mi? Onun çok, onun çok. İçkiyenin çirkisini söyle. Kız, doldur ıskatını, doldur tezele dedi bana. Malya yürü. Söylesem... Ölürsen dedi, bu lafı söyle dedi. Doldur ıstıkanı, doldur tezeler, sarıldı gül benzin, döndü gazeler. Tut kolumdan beni indir mezere, at üstüne avu, cavuş torpağı dedi. Ne olur dedi, ölürsen benim için... Babaannen bacısı demiş buna. Türkiye. Amcamın kızıydı ya. Türkiye. Beraber Malya'ya, zavallı bir sesi vardı. Halit'in sesi de çok güzel. Getir bir tane daha söyleyeyim dayan. Rüşkiye'nin sesi çok. Eşim ezerime derin eyleyim. Tepin soyu suyu serin eyleyim. Bu dünyaya geldim. Bugün görmedim bu dünyadan olsun yerimi mamileyleyim. Senin tutarsan o dünya senin mamilede. Bu dünyada yerimi mamileyleyim bu dünyadan muradıma dalmadım. Sen ne güzel söyledin bunu. Ağzına sağ ol. Kısa uçaklar beni zorlattı. Yine varmış da günaydın götürsün seni. Kolumdan tuttular beni sürdüler. Emme gülmüşler buna. Ne güler geçer. Sanki konuştum ki bile. Hiç şey etmedim. Bunlar bunun yaşına geçsin bana ne yok, gece. Kötülüğüne de bunun şeyine. Gençler buna çok önemli. Oraya gittim. Tuttular beni hep bile. Ha o dünyada İstanbul'dan ne, gelenler hep babamın kapısına gelir. Ne eli yemek varsa övme ana, gittiler. Söyletme gittiler. Gittiler. Ehe, söyletme gittiler. Dolu konuşuyor. Övme misafir geldi. Köyünü de çok söylüyorlar. Misafirimiz geldi diler. Kamberda öteden geldi. Tam gülmesine mi zahmet etsin? Azeyim. Şimdi ne etti? Bu şimdi anama geldik ya. Anama geldik size bir şey değil mi Begüm'ün? Şimdi arama geldik. Gülmeyi ben gittim yattım aşağı şeyin ardına, subanın ardına.
terledim. Millet de yatacak. Bizim Fadime'ye terledim. La dur ben söyleyeceğim sen onun ağzına bakma. Bizim Fadime'ye dediler ki sesi de dedi ki oradan dedi ölçü getirdi. Anam ölendi, anam ölendi. Bilmiyorum artık. Dedi. Sen derler, unutmadın. Unuttum diyorum. Rabia dedi. Unuttum. Benim gıncığımı dedim. Gıncığımı dedi benim kızım. Fatmiye demişler ki. Anam öldü, getiriyor. Kalk demişler ya, peşası da demiş ki kalk demiş oradan. Yorgan morgan getir daha onların üstüne at demiş. O da demiş ki, sultanım, gıncığım. Ne dedi kız? Ben yokluydum. Deli mi kınç atı mı, kınçı mı dedi? Kınçı dedi, deliler kız eskiden ha, beri. Şimdi de ağladın mı bunu? He? Şimdi de ağladım, yeter gider. Dur ayağın şimdi koçum. Şimdi bana aldı getirdiler zoruna. Derne, derne açılıyor ya. Böyle buradan buraya masana vursa bu balkon kadarı. Bülürüm. Dünyalar dolu. Şimdi tuta beni bu başa geçirdiler. Allah onu versin gençlere. Bu bizim misafirimiz dediler. Öteden sonra Kamber de çıktı. Çok teşekkürler ederim dedi Şengül'üne. Teyzemi dedi başa geçirdiğiniz için dedi. Çocuklar da elime geldi etti. Dünyada ne var? Ye. Benim evime gel bunu misafir getirdik deyin. Ömürleri uzun olsun. Bir mülkün evde bana geçler. Ha bu köye gelirler. Ayan evime gelmeden giden olmaz. Ha güler turun oğlu havalda havçuldan. Kız Navruz altına isken varmış. Oğlunun yanına almış. İllinin kapısına gider. Genç de kapı. Ula yavrum, hoş geldin Safa. Hoş geldin Safalar geldin dedim. Seni yedirmeden yollanacağım. Gülatın oğlu ye. Elbet yiyeceğim dedi. Oy yormuş. Elbet yiyeceğim dedi. Oğlunun cebine fındıklar koydum bu sefer. Doldurdum mu? Neyse ben de geldim daha fındıkları bana da koydum. Ufağa satılıydı daha geldi oturmuş geldi. Daha getirmeyeyim mi? Görmedim bu hiç. Hepsinden de Allah çok versin. Ayhan kıtırın parına gitti. Kabın köyün karı surda. Dedi ki bu kavgucun oğlu kalba. Buraya gel. Ne bu sen durda mıydın kız? Buraya gel dedi. Dedim buraya gel dedi. Kurzalar etmişler emeğin içine koymuş. Kabın köyü durda. Biliyor ki sen ki yemişsin elberi işte. Dur buraya geldi. De, ışıklar yani şeydi. Sağ olun. Tebrik ederiz. Bu da ama hepsi de diler ki ne verdin, hepsi niye vermedin? Kıskandılar seni bak. Sen bundan bir de olamazsınız siz. Allah var, hepsinden daha hoşnutum. Geç ben. Deli gözümden yaş getirdim. Ayhan bile gelsin abi köye beni görmeden gitmez. Gitmez, yok. Hepsi de. Köyün an koca karısı sensin donda. Ama ha bir de cıngıllı vardı, cıngıllı da derdi ki seni çok seviyorum. Emine mi onun cıngıllı Emine? Yok kızın ha o pulları toplayan boncukları Aliza'nın oğlu. Nişanlandırdı üstüne sordum da. Kimiydi? Veysel'i. Cıngıllı Veysel'i. Pul var, boncuk. Nişanlandı mı? Kim aldı? Yabancı şimdi. Ne kız aldı işte. O adama fena yakın ha. Ben seni görmeden gider miyim ki giderken size gelmiş de. Hepsinden de koydum. Nereye gel? Düğününe gene onu. Onlar içeri giriyor, dışarı çıkıyor. Kim kız? Ulan sürtü geldim. Ooo hemen bacaklarına. Besteler mi? Besteler mi? Gülümserin pulları falan. Gülümser. Bir şeylerden gelir. Süt sağdı da verir. Niyazi büyüğünü götürdü getirdi ya. Gelmez. Ben onu ne mani de. Ne ekmir bunlar şimdi? Bu da öyle. Bak bunlara bak nasıl parlıyor bak. Çıngıllım, püsküllüm gel. Ya kulcular. Ay ya bizim hallarımız da değil. Kulcular kulcu. Çıngıllı diyen kasabada bir adamlar. Şimdi ölmüş kız. Ölmüş. Ha buradan ha buraya. Ama oğlu şimdi aynı çıngılı yaparmış. Öyle mi? Evet. Şimdi bununla gidelim. Bu dedi ki şey dedi. Başbakan dedi benim şeyim dedi. Küfür söyledi. Deme dedim başbakana benim kalamın oğlu. Başbakanı da. Tancı üçünleri de. Gel o abi olan mı? Yok bunu bile çünkü var. Küfür. Onlara söyleme
Oradan buraya zincir asayım. Beyteş gibi, bizim Beyteş gibi bizim köylü. Gözdeyim sakar. Ben daha buraya çıkmaz desinler. Duruyduk ama şöyle Mavin geldi. Mavim ablam gelmiş mi? Mavin geldi dedi ki size mi dedi bir şey dedi dedi değil mi? Dedik yok bize bir şey demedi. Halamı ne olur söyleme dedim başbakan dedim. Sağ olun var olun dilize sağlık bak. Güzel zaman geçirdik. Sağ ol, sen et Allah ömür versin koçum. Sen de sağ ol. Ömrünün açık olsun. Dinan kayım olsun, evlenmeye çabala, bu işleri bırak. Ben de evlenmeye. Niye tutturayım? Bu işleri bırak diyor bak. Bu işleri bırak. Oraya şöyle bırakılır mı? Evet. Sen de sağ ol. Bu işler bırakılmaz da yine evlensin, evlenmek, evlilik sultanlıktır. Değil mi? Evine adam sıcak çorba yiyorsun. Bir tane dolmadan benim var Allah'ım. Bir tane atıkanlar. Buralar demek harman yerleri miydi? Burak harman Cemal abinin. Burada Hasan hanımlar. Hasan emmilerin orada. Burada dedenin oğlunun evi. Hem tamam dolu daha tamam. Ne diyeceksin? Hem ne ver falanım ha bu kalır. Yok yok hem ha bu biz bir şeye yapalım. Harmana harmana. Zaten öbür battala mı gireceksin suyun içine çav şey? Tamam hani. Kadına da ne aldın babasını? Harmana. Gideceğim kuş sesi oturup kuşları çekeceğim. Zaten sesini çekeceksin. Anam. Bir ne bura Nevruzların öyle mi? Nevruz halaların. Ha şey anası gibi. Bu? Ha burada. Bunu biliyordum. Nermin'in kaydılar ben. Nermin Nermin. Bir gün geldik daha burada oturuyorduk. Bizi suya yollamadı kız. Bize ben gideceğim. Siz dinlenin ben gideceğim. Ana. Biz neler nereye gelmişsinizler? Anayken bak bak. İlaç gibi bir şey kokuyor buralarda bir şey attılar. Ha bu kabak var ya 30 seneden fazla hiç büyümedi la. Tak ablam bekarlığını değişti kabağı. Hiç olmamış. Her şeyleri kuruyor. Camı kırık camları. Yine temizliyorlar demek ki burayı. Kendiden temizliyorum. Kızları gelmiyor mu? Ne duracak? Posta kutusu. Ulan nereden bu? Geliyor ha buradan giyiler herhalde. Kuştu mu? Ben neler ettim.
Kaçacağızım anacağızım bunlar. Bunları bak toplamış, temizlenmiş. Kapısı çıktı. Yeter hala. Hava bir bilirim o bu. He. Kendi yeri. Öyle kendi yeri. Yavrucuğun oğlunun evine defa. Gelin diyordu zaten. Ali'yle İsmet buraları pay edelim, buraları sağlarım, bunlara bırakın da. Şuradaki güzellik, ben hiçbir yerde görmedim. Hala seni götürün meşeye. En güzel yeri de bunlar yapmış, görmüyor musun? Tabii. Onların içi. Ağaç bol. Merhaba. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Siz bize geldiniz de konuşur mu oldun? Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldin sayın gazeteci Ayhan Bey. Nasılsınız? Sağ olun, var olun. Gazeteci olmak kolay mı? Kolay değil. Gazeteci. Çok güzel, biz... maşallah. Hayırlı bir nal olsun. Allah hayırlı. Öyle. Bir şeye Erdem güzel getirdim de diktim, daha yeni ellerimi yıkadım. Şu çiçekler getirdim, bak şunlar var salep. Çok güzel çıkmış. Oluyor da yayladaki bütün şeyler olabiliyor ektikten sonra. Ya ben doğayı seviyorum ya. Doğayı çok seviyorum yani. Ya sevmem. Kuşları seviyorum, doğayı seviyorum. Bak insanları sevmiyorum. Herkes iki ayaklı bir insan kılıfında adamlar. İnsan olanı seviyorum yani. İnsanları sevmiyorum. İnsanı seviyorum. Ya yani, en güzel bak. Ha, iki ayak. İnsan mı insan? Ama Könger'i görüyor. Ne kadar enteresan. Könger tepesi var. İşte karşıda Melidere Demirci Kalesi. Bak görüyor musun? Kale kalıntıları var işte. Sizinki vallahi. Gel bir terasa çıkalım ayın. Bir de terasa çıkalım. Gel abi gel. Manzaranı. Çok güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Darısı size. Bak. İnşallah. Abla burası şey. Oho. Ha fıstık gibi. Büyük olup da ne olacak? Yok canım, ne büyüğü ne şeyi, çok güzel. Salon, ya salon. Sobayı şuraya kuruyoruz. Güzel güzel. Gayet güzel. Burada, bu da bizim işte eski mesleğimiz falan. Geçti o günler. Mesleğin çok güzel. Meslek. Ya mutfak abla. Ooo mutfak daha güzelmiş. Mutfak.